Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Ne var ne yok, nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Şimdi burada akşam işleri köy yerinde. Kovalara odun dolduracağım arkadaşlar. Hava serin, akşamları soğuk oluyor. Yaktım sobayı ama yine akşama biraz daha odun almam lazım. Zarife'nin yemini yapacağım. Ben Zarife'nin yemini sizinle hiç yapmadım. Yıllar önceki videomda var. Bir 3 sene önceki videolarımda var. Eski ineklerimin yem yapımı. Ama Zarife'ninkini hiç sizinle yapmadım. Bugün Zarife'nin yemini yapacağım sizinle. Hem de akşama odun alacağım. Hadi hep beraber önce odun alalım. Sonra Zarife'nin yemini yapalım. Şöyle akşama çayımızı yapıyoruz arkadaşlar sobanın üstüne. Sobamız da yanıyor. Akşamları serin oluyor hava. Aslında gündüzleri de oluyor da. Gündüzleri yakmıyorum evde. Yalnızken lastiklerimin haline bakın. Bugün tarlayı gezdim. Öyle de çamurlu gene getirdim buraya. Hem ev ısınıyor hem çayımızı içiyoruz. Şu anda da Elif göstersin bacayı. Şu anda da sobamız yanıyor. Üstünde yemeğimiz oluyor. Zarife bağırıp duruyor da Elif hayırdır? Sesi çıkmıyor. Şimdi de duydu diye mi bağırmıyor yoksa? Aynen. Normalde çok bağırıyordu. Çok da almayacağım. Bunları sonra Zarife'nin yemini yaptıktan sonra taşırız. Önce Zarife'nin yemini yapalım. Şöyle sağlamlardan alayım ki hemen sönmesin soba. Bunları da kovaya koyması şey oluyor ya. Zor oluyor. İşte burada paletin üstüne bastım. Ayağımın pardon ayağımın diyorum. Terliğimin altına battı. Ayağıma azıcık bir değdi. İnanın o bile yetti. Şimdi iyi ama. Fena değil. İltihabı gitti. Yeri biraz acıyor. Bunu almayayım değil mi? Yeter bu kadar ya. Şu üçü yeter. Ay. Hadi şimdi Zarife'nin yemini yapalım. Selamun aleyküm Zarife. Ben geldim. Ben şimdi arkadaşlar bunun altını temizleyeceğim. Şuraya bırakacağım. Eşim de camdan atıyor. Benim güzel kızım. Ne oldu? Niye bağırıyordun sen bu kadar? Beni mi çağırdın? Miyav 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 miyav. Hiç susun. Buraya biriktirdim. Oradan eşim atıyor. Önüsemiz mi acaba? Maşallah. Hepsini bitirmiş. Öğlende yem vermiştim de hepsini bitirmiş. Aferin kızıma. Şimdi arkadaşlar. Şuradan biraz daha alayım. Bu samanı da makine nasıl dolduruyorsa öyle sıkı ki zor alıyorum. Şöyle buraya koyuyorum samanını. Eskiden de yapıyordum öyle. Bundan önceki ineklerimin yemini de burada karıştırıyordum arkadaşlar. Öğlen de buraya biraz çıkarmıştım. Bu az geldi gözüme. Şöyle. Süpürgemizi de alalım. Şöyle su dolduruyorum. Biraz geride durabilirsin anneciğim. Şey, çok yakında kötü görünür. Bugün Elif bana kameramanlık yapıyor. Elif çekiyor arkadaşlar. Şöyle.
Siz nasıl yapıyorsunuz? Hayvan bakan arkadaşlarım varsa yorumlara yazabilir. İzlerken abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Abone olabilirsiniz. Şöyle bir kova koydum. Bakın aslı bir kova dersiniz. Bu kadarcık samanı fazla ama değil. Bir kova daha koyacağım. Onu koyduktan sonra tekrar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi samanımız ıslandı. Kuru kuru verince yem yapışmıyor arkadaşlar. Şurada tuzum var. Yaklaşmana gerek yok anneciğim. Şöyle şu kadar bir tuz koyuyorum. Çok da koymuyorum. Burada fıçıya sığmadı. O yüzden çuvalda kaldı. Kepeğimiz var. Bunu da fare delmiş gece. Hemen delmiş. Normalde fıçılara koyuyoruz. Yemlerimizi, kepeklerimizi fıçılara koyuyoruz. Bu benim kaç yıllık ölçüm. Hayvanlarım çokken 3 tas koyuyordum. Ya da 4 tas. Hayvana bağlı. Hayvanlarımız bir tane olduğu için bir tane koyuyorum şöyle. Hemen hemen kepek kadar. Bu 2 kilo arkadaşlar. 2 kiloluk bu. Daha önce ölçmüştük. Şöyle. Yemi de koyduk. Kepeği de koyduk. Sonra harmanlıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet de güzel harmanlandı. Sonra yem kovasına dolduruyoruz arkadaşlar. Genelde görüyorum kuru kuru veriyorlar. Samanı kuru kuru veriyorlar. Ondan sonra üzerine yemleri döküyorlar hayvanın önüne. Ben de hep böyle yapıyorum. Bilmiyorum. Ben böyle alıştım. Hadi gel Zalife'ye verelim. Güzel kız. Gel diyor gel. Hadi bir dur şimdi. Hadi dur. Dur da vereyim hadi. Aferin kızıma. Aferin. Şimdi Zalife yiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Helva yer gibi yer onu şimdi. Tozunu bırakmaz. Şimdi burayı süpürüyorum arkadaşlar. Burayı süpürüyorum. Eşim akşam Zarife'yi sulamaya geliyor. Yemden sonra su içiyor. Zarife'yi sulamaya geliyor. Zarife'yi sulamaya gelince şu kalanı da Zarife'ye veriyor. Ben onu şimdi kovaya koyacağım. Eşim akşam sulamaya geldikten sonra Zarife'nin önüne bunu döküyor. Yemden sonra suyu güzel içiyor. Aynı kaç tane hayvanım varsa eskiden mesela 5-6 tane hayvanım varken de mutlaka eşim gece gelir suyunu verirdi gece. Yemden sonra hayvan biz nasıl arkadaşlar yemek yedikten sonra canımız su ister. Aynı hayvanlar da öyle. Yem yiyor, tuzlu yem bir de. Hayvan illaki susar. Heh, bu burada böyle duruyor. Akşam Zarife'nin önüne döker şöyle. Gördüğünüz gibi. Bir de ne yapıyorum arkadaşlar? Şurada
Şuradaydı galiba. Dediğim gibi fıçılarımıza sığmadığı için şöyle çuvalın dibinde kalanları da çuvalda bıraktık. Maşallah. Fareler hemen bir gecede delmiş çuvalı, bakın. Şuradan delmiş. Yazık, o aralara dökmüş. Şöyle arkadaşlar, bundan az veriyorum, bakın. Şöyle, bunun proteini yüksek. Çünkü besin yemi de yiyor ya. Bunun da proteini yüksek olduğu için çok aşırı verdiğim zaman da hayvanların ayaklarının altı patlıyor. Enerji yüksek olduğu için. Bunu bu kadar veriyorum. Sabah akşam. Düve yemi bu. Proteini yüksek yem. O da zaten biliyor onu vereceğimi. Bakın. Nasıl hemen. Çok seviyor düve yemini. Onu vereceğimi biliyor. Hemen yem yemeyi bırakıyor arkadaşlar. Böyle heyecanla ona yem vermemi bekliyor. Öyle yani. Zarife'nin bakımı da böyle. Arkadaşlar. Hem dedim sizinle paylaşayım. Hem de akşam ahırını yapayım dedim. Hayvan bir tane olunca bakımı güzel oluyor. Rahat oluyor. Böyle hayvan afiyetle yesin. Odunlarımızı çekelim biz de. Şimdi arkadaşlar, odunlarımızı çekelim dedim ya. Kamerayla çekelim demek istemedim aslında. Biz bir şey götüreceğimiz zaman özellikle odunlarda bunu kullanırız. Mesela büyüklerimiz bize şey derdi. Akşam odununu çektin mi? Yani getirdin mi? Götürdün mü gibi. O yüzden dedi, yani ne olursa olsun bakın 9 yaşında geldim ordudan. Büyüklerimizin şeyi hala insanın genlerinde kalıyor. Ne kadar da artık oraların konuşmalarını tam olarak söyleyemesem de birçoğu hala aklımda kalıyor mesela. Az önce fark etti. Hatta Elif dedi ki bana çekelim mi dedi. Şaşırdı çocuk. Mesela bizde öyle derler. Akşam odununu çektin mi? Ya da hadi akşam odununu çekelim. Aslında o getirelim anlamına geliyor. Neyse onu da açıklayayım dedim size. Kamerayla çekelim hadi demek istemedim. Eve hadi çekelim demek istedim. Neyse ben şimdi odunları götüreceğim arkadaşlar. Sobamızın şeyi de, dumanı da az çıkmaya başladı. Herhalde içindeki odun bitti. Odunlarımızı götürelim. Bu da böyle kısa bir akşam hazırlığı oldu size. İnşallah severek beğenerek de izlemişsinizdir. Dedim Zarife'ye nasıl yem hazırlıyorum. Hem dedim sizinle paylaşayım. Hem de akşam işimi halletmiş olayım dedim. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. İzlerken de abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bakın arkadaşlar, mor gülüm de açıyor. Ne kadar değişik bir rengi var değil mi? Mor. Çok güzel. Bir tane de şurada var. Mor gül. Hava çiseliyor çok güzel ya. Bayılıyorum çiseleyen havaya. Böyle böyle ıslanıyorsun hafif hafif. Bir de bu tatlılıklar da varken insan daha bir güzel oluyor. Evet evet, başladılar açmaya. Çamaşırları balkona koydum. Sürekli yağdığı için. Acem halıları da güneşli havalarda açıyor arkadaşlar. Zaten Zarife de hep söktü bunları. Kökleri hep dışarıda. Sevgili Zarife, bugün salmadım. Zaten otlanmıyor hiç. Nedenini anlamış değilim. Benim bahar dalları maşallah bir açarsa var ya, bembeyaz çok güzel olacak. Şunlar açmaz da, şunlardan o şeyi beklemiyorum. Bunlar taze sürgün. Bunlar geçen senekiler bakın. Bu pıtırcıklar hep açacak. Isparta gülü de güllerini bayağı bir açtı. Bu şey arkadaşlar, aşısız, tam ısparta, tam ham gül. Yani aşısız gül. Bu zaten belli oluyor güllerinden de. Aşısız ama çok güzel kokuyor. Uf, Allah'ım, şey gibi ya, nasıl anlatayım? Gül lokumları var ya. Güllü lokum, onlar gibi kokuyor. Anam, bu nasıl güzel olmuş, nasıl güzel olmuş.
Bakın. Uy, damlaları da var üstünde. Uy. Nasıl da güzel kokuyor. Saat 6:30. Akşam oldu. Buraya da bir armut saklanmış. Bakın hele. Gördünüz mü? Bir tanecik armut verdi. Ben de bu gülü şu boylarda kalsın istiyorum arkadaşlar. Çünkü güllerini göremiyorum istediğim gibi. Bu da aksine ben budadıkça uzuyor. Tam uzuyor, tepede açıyor. Maalesef. İstediğim formda olmuyor yani. Elmalarımız bile bayağı bir büyüdü bakın. Ama hep böyle bir böceklenmiş gibi şeyler. Üzerinde bakın. Görüyor musunuz? İlaç. Maalesef artık ilaçsız hiçbir şey olmuyor. Gerçekten. İlaçsız yetiştirme işleri artık bitti. Gerçekten her şey ilaç istiyor. Japon armudumuz nasıl güzel. Şurada da var. 9-10 tane var. Şöyle. Çok güzel, çok sulu bir armut oluyor. Tam pekmezlik. Kuru kuru değil armut, sulu. Bol bol mesela büyük bir ağaç olsa pekmezini yapardık. Ah, dutlar renk değiştirmeye başladı. Bakın. Renk değiştirmeye başladı. Bu demektir ki kızarıyor artık. Şunları da bir türlü buraya gelince aklıma geliyor. Bunları bağlamam lazım. Biri o tarafa gitmiş, biri bu tarafa. Şuna bakın. Yere düş. Bu da kokmuyor. Bu kadar güzel bir gül. Ama kokmuyor. Şuna bakın arkadaşlar nasıl kat kat. Bu kadar kat var ki içinde bakın. Şuna bakın. O kadar sıkı bir gül ki. O yüzden de açmaları zaman alıyor. Hemen açmıyorlar. Kocaman bakın. Bunlar da zamanları geçiyor artık. Yeni yeni tomurcukları var ama. Şu güzelliğe bakın ya. Anam nasıl güzelsiniz siz böyle. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel ya. Ah. Nasıl güzel kokuyor. Maşallah. Aşağıda da küçük küçük açan gül var bakın. Böyle küçük küçük açıyor. Nasıl güzel. Minnacık bir gül. Bu da böyle. Büyümüyor. Bu kadar açıyor. Kocaman olmuş. Burada. Bunlar var. Burada da hanım eli var. Hanım elini biçmişti çocuk. Ay pardon. Evet evet eşim değil. Efe'di pardon. Eşim dedim. Çocuk. Ha, eşim demiştim halama. Ama Efe biçti. Efe'ye biçtirdim buraları. Buraları. Oo, pençesi ta nereye gitmiş şeyi. Dalı. Ta nerelere ulaşmış. İlgilenmiyorum ya.
şey yapmadım ben bunu. Yüksek bir yere. Şu mesela ana kök. Şu. Ama kurumuş. Aa, maalesef kurumuş. Keşke kırmasaydım. Dalları varmış üstünde. Hı. Acaba bunu bir yere gömsem çıkar mı? Şöyle. Nasıl şey ya? Ben de anlamadım. Bakın. Kuru. Var mıymış? İyi bari. 40 lira mı? 40 lira. Olsun. Eskiden 12 lira. O zaman eskiden de kızım o. Ben bayağıdır ekmek dışarıdan almıyoruz ya arkadaşlar. Ben evde yapıyorum. Bu akşam da Elif dışarıdan aldı. 40 lira ya diyor. Gördüğün gibi halacığım ana dal kırıldı. Ben bunu kuru diye kırdım. Kuru ama bildiğin kuru yani. Bakın. Kuru ama şuradaki dallarına bakın. Ay bu aralarda hiç canım bir şey yapmak istemiyor. Onu gömerdim toprağa ama. Ama etrafı bunun eldivenle temizlemem lazım. Şurada kökü var. Ah bir dal daha kırdım. Aferin bana Gülizar. Sana Gülizar. Bak şurada bir dal daha var. Bunu sana verebilirim hala. Ama gelip alman lazım tabii ki de. Avize çiçeğime bakın. Sabırsızlıkla açmanı bekliyorum. Durum böyle arkadaşlar. Çiseliyor. Çiselemesi de çok hoş. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu video biraz karışık olabilir. Kusura bakmayın. Böyle. Veda etmiştim ben ama tekrar bir şöyle bir bahçeyi dolaşayım dedim. Tekrar bir veda ediyorum. Aynı videonun içinde birkaç defa, ilk defa karışık yaptım. Kusura bakmayın. Böyle. Aynı videonun içinde iki defa veda etmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Bakın biçince nasıl güzel oldu gördünüz mü? İyi ki de Zarife otlanmamış. İyi ki de eşim sinirlenmiş. Çok güzel oldu. Videolarımı atlamadan izleyin arkadaşlar. Atlayarak izlemeyin. Şurada da bir güzellik açmış. Armudum da bayağı büyüdü. Şunun rengi çok hoşuma gidiyor. Bunun bu çiçeği görünce aklıma öksürük şurubu geliyor. Çocukların öksürük şurubu var ya. Renginden dolayı öksürük şurubu geliyor aklıma. Kaymak ağacının çiçekleri de çok gitmez, açar. Tomurcuklandı bakın. Zeytin ağacı gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Ama zeytin ağacı değil. Kaymak ağacı. Muşmula'nın çiçeğini bilmeyen arkadaşlarım vardır belki, bakın. Muşmula'nın çiçeği böyle. Hani döngel diyorlar ya, bizde töngel deniliyor. Döngel diyen var, töngel diyen var, beş bıyık diyen var. Muşmula diyen var. Bakın burada her yerde gül var. Şöyle. Güllerimiz her yerde açıyor. Şöyle. Rengin güzelliğine bak. Nasıl güzel.